Türkiye bütün kaynaklarıyla, arama kurtarma kaynaklarıyla şu anda afet bölgesinde. Ne büyüklükte? Yani şu anda herkesin orada olması da gerçekten ciddi anlamda sıkıntı. Yani malum bunun için hani afet konusunda çok ciddi uzmanlık sahibi olmaya da gerek yok açıkçası. Bu arada son bilgi, 10 ilde ilk orta lise ve üniversitelerde 2 haftalık tatil ilan edilmişti. Fakat bu deprem sonrasında, deprem felaketi sonrasında Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Ara tatil uzadı 13 Şubat'a kadar. Bunun da bir altını çizelim. Buyurunuz. Maalesef. Evet, yani. Yani 9000 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Arama kurtarma her şeyle, ama yani Türkiye bu uluslararası yardım çağrısı yaptığına göre bu, değil mi? Kesinlikle çok ciddi bir alarm seviyesindeyiz tabii ki. Ama burada yani yardım yapacak insanların sayısının fazlalığı ile vermiş olduğu verim arasında çok doğru bir orantı yok bence. Ne kadar fazla insan buraya takviye gelirse o kadar iyi olur gibi gelmiyor bana açıkçası. Çünkü o bölge şu anda bir kaos ortamı yaşanıyor. Kontrollü olarak insanların oraya nakledilmesi, yardım ekiplerinin kontrollü olarak nakledilmesinin son derece önemli olduğu. Bu arada Süleyman hocamız hala hattımızda mı arkadaşlar? Peki Sayın Pampal, bu Malatya'yı aktarabilmek için bir sözünüzü bölmüşüm. Yani 9000 personellik arama kurtarma ekibinin sahada olduğunu biliyoruz ama bunun da yetmeyeceği görüyor, öngörüyor. Yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Evet, katılıyorum size. Çünkü çok geniş bir alanda ve kırsal kesim dahil çok çok sayıda ihtiyaç var. Dünyanın her yerinden gönderilecek ekiplere ihtiyaç var. Bu duyurular da yapıldı anladığım kadarıyla. Ve peyderpey bu yardımlar gelecektir. Eminim yaralarımızın sarılmasında katkıları olacaktır. Şimdi Sayın Hocam, Hasan Hocam size de söyleyeyim. Bu Türkiye'de okulların, yani bu sömestr tatilinin bir hafta daha uzatılması tabii bu spekülasyon olur. Hani genel anlamda bir alarm seviyesinin devamı mıdır? Bu boyutta bir afette Türkiye şu ana kadar karşılaşmadı maalesef ilk ve alınan kararlar da ilk niteliğinde. Nasıl değerlendirmek lazım tüm okulların Türkiye çapında 13 Şubat'a kadar tatil edilmesi, sömestrlerin uzatılmasını? Yani tedbir mahiyetinde alınmış bir karar olabilir. Genel olarak yani o bölge için zaten zaruri görünüyor zaten. Ama Türkiye çapında Sayın Pampal, sizin bu konudaki... Katılıyorum. Yani daha da uzatılması gerekebilir. Ama eğitim çok önemli. Üstelik de bence eğitime bu afet konusunu daha çok dahil etmek ve insanlarımızı eğitmek konusunda belki yeni bir takım uygulamalar dahil edilebilirse iyi olur. Ama bölgede zaten eğitim söz konusu olamaz. Yaraların sarılması epeyce zaman alacak. Ayrıca sadece hasarlar, yıkıntılar, yaralı ve ölümler değil, aynı zamanda altyapı da çok büyük zarar gördü. Yollar, köprüler, elektrik, gaz, su bağlantıları, orada zaten yaşamak, hayatta kalmak başlı başına güç iken bir de eğitimi düzenli sürdürmek mümkün olmayacaktır. O bakımdan daha da uzatılabilir diye tahmin ediyorum. Türkiye genelinde diyorsunuz değil mi? İlgili bakanlığın bileceği bir iştir. Evet, 13 Şubat'a kadar Türkiye genelinde sömestr tatili uzatıldı. Şimdi enerji